Değerli basın mensupları, hepinize iyi çalışmalar. Sağlık diliyorum. Şifa diliyorum hasta olanlara. Covid-19 ile mücadelede yaşanan sorunlar bugün birinci öncelikli gündemimiz. Bu sorunların müsebbibi de güncel gündeli e, birinci gündemimiz. Bugün Covid'e değineceğiz. 128 milyar dolara değinmeye devam edeceğiz. Biraz da mübarek Ramazan ayına girdik. İsrafa değinmek istiyorum. Önce şunu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı buradan tebrik ediyorum. Helal olsun. Türkiye'ye bir dünya bir Avrupa şampiyonluğu kazandırdı. Keşke böyle şampiyonluk yerin dibine batsın. Ama maalesef Türkiye an itibarıyla enflasyonda dünya şampiyonu, vaka sayısında Avrupa şampiyonu Erdoğan. Bu senin marifetin. Bu marifetinle istediğin kadar övünebilirsin. Ama bu inat politikanı sürdürürsen Türkiye'yi bir felakete sürüklediğinin de altını çizmem lazım. Evet 84 milyon vatandaşımıza sesleniyorum. Türkiye'nin enflasyonda dünya şampiyonu olması, Türkiye'nin Covid vaka sayılarında Avrupa şampiyonu olması hepimiz için bir utanç vesilesidir. Bize bu utancı yaşatan Recep Tayyip Erdoğan'ı da aziz milletimizin takdirine havale ediyorum. Değerli arkadaşlar. Pazartesi Bilim Kurulu toplandı. Salıda yani dün de Bakanlar Kurulu toplandı. Ve Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kimi düzenlemeler açıklandı. Hoş o açıklamada da biraz sonra göstereceğim. Cumhurbaşkanı başka bir şey söylemiş. Er e, İçişleri Bakanı başka bir şey söylemiş. Bu da hükümetin sarayın basiretsizliğinin, beceriksizliğinin, vizyonsuzluğunun, öngörüsüzlüğünün yeni ve tipik bir örneğidir. Yalnız ben aylardır bu işte bir mekanizmanın ters çalıştığını söyleye geldim. Doğrusunun Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunu dinlemesi, Cumhurbaşkanı da Sağlık Bakanlığı dinlemesi diye feryat ettim. Seslerim kısıldı. Hayır, anlatamıyoruz. Tam tersi yapılıyor. Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı'nı dinliyor, bilim kurulu da Sağlık Bakanı dinliyor. Bazı bilim kurulu üyeleri böyle olmadığını söylediler o vakit. Ben şimdi bilim kurulumuzun saygıdeğer üyelerine sesleniyorum. Sizin pazartesi günü yaptığınız toplantıda aldığınız kararlar salı günü yani dün bakanlar kurulundan çıkan kararlarla örtüşüyor mu kardeşim? Bilim Kurulu'nun sayın üyeleri, bu işin sorumluluğunu Erdoğan 83 milyona çıkardı, 84 milyona çıkardı faturasını. Üç gün sonra da tamamını size çıkarırsa şaşırmayın. İşler böyle daha kötüye gittiğinde Erdoğan bütün faturayı size çıkaracak. Buradan size sesleniyorum. Onun için bilime kulak verin, elinizi vicdanınıza koyun. Siz Türkiye'nin yetiştirdiği bilim adamlarısınız. Siz 83 milyonun vergileriyle tahsil görmüş bilim insanlarısınız. Pazartesi günü ne karar aldıysanız bunu kamuoyuyla paylaşmak sizin görevinizdir. Aksi halde görevinizi yapmıyor sayılırsınız. Görev suçu işlemiş olursunuz. Ben çünkü eminim gerek bilim kurulunun sayın üyeleri, gerek tabip odaları, tabipler birliği, gerekse de özel olarak bu konuda iyi yetişmiş bütün doktorlar hükümetin söylediğinin tam tersini söylüyor. Hoş bu tablo yeni de değil. Ama arkadaşlar vaka sayılarında az önce söylediğim Avrupa birincisiyiz. Her yüz kişi test yapılan yüz kişinin 20'sinde pozitif çıkıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatak için insanlar siyasetçilere torpil yapsın diye telefon açıyor. Yatak yok, yer yok, aşı yok. Ve böyle bir tablo içinde kimsenin morali bozmak istemem bir felakete gidiyoruz. Hiç kusura bakmasınlar. Şu Covid-19'la yürütülen başarısız mücadele sözde mücadeleden dolayı biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki canını kaybeden her bir vatandaşımızın sağlığını kaybeden her bir vatandaşımızın mesuliyeti Recep Tayyip Erdoğan'a aittir diyoruz. Ama siz böyle susmaya devam ederseniz sizi de bu mesuliyete dahil etmek benim görevim. Susamazsınız. Ya da çıkar dersiniz ki Engin Altay, sen ne diyorsun kardeşim? Bizim ön gördüğümüz, bizim tavsiye ettiğimiz bütün iş ve işlemler saray tarafından gündeme alındı, işleme koyuldu. O zaman eyvallah deriz. Ama tablo böyle değil değerli arkadaşlar. Ve burada bir şey söylemem lazım. Başından beri süregelen bir yanlış var. Yanlışın sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. O vakit soruyoruz arkadaşlar. Ortada bir vebal var, vebal. Çok genel bir kaidedir. Her vebalin bir bedeli olur Erdoğan. Sen bu bedeli ödeyeceksin kardeşim. Bu bedelin siyasi ayağı var, hukuki ayağı var, mahşeri ayağı var. Üç hususta da bu bedeli ödeyeceksin ödemende gerekir. Milletin sağlığıyla, insanımızın hayatıyla kumar oynamaktan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir an önce vazgeçmesi lazım. İnat siyasetini bırakması lazım. İnat siyasetini bırakması lazım. Sorumluluğu ve kusuru 84 milyona yükleme Erdoğan, yükleme. Ve bir aşı bile çok kıymetliyken bir doz aşı bile çok kıymetliyken Biraz önce söylediğim gibi hastanelerde yatak için millet torpil ararken, sen dünyaya caka satmak için Libya'ya 150 doz, 150 bin doz aşı göndermekten vazgeç, vazgeç. Eve lazım olan camiye haram. Sultanahmet'te dilenilip, Ayasofya'da sadaka dağıtılmaz. Kapıda alacaklı beklenirken pencereden sadaka verilmez. Bırak bu cakayı. Bu milletin hayatıyla kumar oynama ve bilimi dinle bilime kulak ver. Ben aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e, Sayın Davutoğlu'na, Sayın Babacan'a, Sayın Karamollaoğlu'na da istemeteceğim. Siz söylediniz diye doğruları Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Olması gerekeni Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Yapılması gerekeni İdeal olanı, adil olanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderleri söyledi diye inatla doğrulardan kaçan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğer genel başkanlar söylediği için bilime kulak vermiyor, doğruları yapmıyorsan ben gidip hepsine rica ederim. Siz doğruları olması gerekeni söylemeyin. Erdoğan sizle inatlaşmak için bunlardan kaçıyor. Olan insanlara ölüyor, oluyor. İnsanlar ölüyor. Deyin bari Erdoğan. Değil mi? Buna ihtiyaç varsa bunu da yaparız. Bizim için bir vatandaşımızın canı, hayatı senin cakandan da kıymetlidir. Senin inadından da kıymetlidir. Değerli arkadaşlar. Bu AK Parti 24 Mart 2021 AK Parti Kongresi'nden önce Sağlık Bakanlığı'nın neşrettiği tablo. AK Parti kurultayından önce Sayın Erdoğan'ın bizzat gittiği Trab Rize, Trabzon, Ordu, Giresun bu bölgede kıpkırmızı. Kıpkırmızı. Ve üzülerek söyleyeyim bu da 24 Mart 2021 AK Parti kurultayından yani lebalep kurultaydan bir hafta sonra Türkiye tablosu. Bir hafta sonra. İnsan hayatına kastetmek, insan sağlığını tehlikeye sokmak Türk Ceza Kanunu'nda suçtur. Cezai bir karşılığı vardır. Şimdi pankart sökmek için, söktürmek için, vinç kiralamak için yarışan savcılara da sesleniyorum. Siz nasıl savcısınız? İşte bu Türkiye'nin devletin resmi kurumları tarafından bu renge boyanmasının sebebi 81 ilden toplanan AK Parti kurultayının Anadolu'ya geri yansımasıdır. Trakya'ya e ve Anadolu'ya geri yansımasıdır. Bu tablonun bir tek sorumlusu var. Recep Tayyip Erdoğan. Virüsün üçüncü piki dünyanın bütün ülkelerinden önce Türkiye'de yaşamasının, yaşanmasının bir tek sorumlusu var. Recep Tayyip Erdoğan. Lebalep kongreler lebalep hastaneler, lebalep vakalar, lebalep yoğun bakım, kısmi kapanma, kısmi aşı. Aşı demişken, Biontech aşılarının zayi edildiği, ziyan edildiği ile ilgili çok genel bir kanaat var. Bu aşıların eksi 70 derecede korunma zarureti olduğu için günlük sağlık merkezlerine giden bu aşılar, randevusuna gelmeyen vatandaşların aşıları ziyan olmamalıdır. Ziyan etmiyoruz dedi Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkilisi. Ziyan etmeyin de ama burada da bir VIP uygulama yapmayın. Bu aşıların yani randevusuna gelmeyenlerin yerine aşı olmak için sağlık merkezlerinde sabahtan beri kuyrukta bekleyen, oralarda bekleyen insanları kenara koyup AK Parti kart vizitiyle özel VIP insanları da aşılamayın kardeşim. Ya bir kere adil olun. Mübarek Ramazan ayındayız. Adil olun. 84 milyonu bir görün. Bu ayda özellikle bu ayda 84 milyonu bir görün. Aslında bütün yaşananlar şu anekdotu Türkiye'nin gündemi için zaruri sayıyor. Bunu anlatacağım size. Sizin aracılığınıza da aziz vatandaşlarımıza Hazreti Süleyman bir dervişin kanadını kırdığı kuşa sorar. Neden kaçmadın diye. Kuş der ki Hazreti Süleyman'a üzerinde derviş hırkası vardı. Bir derviş garip bir kuşa zarar vermez diye düşündüm der kuş. Bunun üzerine Hazreti Süleyman Derviş'in kolunun kırılmasına karar verir. Kuşun kanadını kırdığı için. Kuş şöyle seslenir Hazreti Süleyman'a. Der ki: Kolunu kırmayın. Hırkayı çıkarın yeter. İşte Erdoğan için de hırkayı çıkarma zamanıdır. Maalesef tablo budur. Ya bunlar nasıl yürütme organı bunu da anlamıyorum. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Diyor ki bakın sokağa çıkma saatlerinde sokağa çıkma saatlerinde zorunlu dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. Buradan ne anlıyoruz? Yani sabah beşten akşam yediye kadar seyahatlere izin yok anlıyoruz. Heyat İçişleri Bakanı'nın genelgesine bakın. Sokağa çıkma kısıtlamasını kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahate izin verilme, verilmeyecektir. Erdoğan'a mı inanalım? İçişleri Bakanlığı genelgesine mi inanalım? Vatandaş şimdi bu ikisini eline alırsa polis çevirdiğinde de kardeşim bak bu Erdoğan böyle demişlerse polisin yapacağı bir şey yok. Ama polisin elinde de İçişleri Bakanı'nın genelgesi var muhtemelen. O da tam tersini söylüyor. Yani beceriksizliğin bu kadar pik yaptı. Evet e, Covid pik yaptı. Üçüncü pik yaşıyoruz. Ama Türkiye'de de bir yönetim beceriksizliği yaşıyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. 128 milyarı sormaya devam edeceğiz. Hep söyledim, tekrar söylüyorum. 128 milyar nerede diye sormak değil. 128 milyarın nerede olduğunun sorulmasını engellemek ve 128 milyarın hesabını Aziz milletimize vermemek namertliktir. Savcılar derhal göreve bu konuda bana da bir soruşturma hemen açabilirsiniz. Eskiden şöyleydi değerli arkadaşlar. Merkez Bankası böyle listeler halinde gün, tarih, saatle ne kadar döviz alındı, satıldı? Kalem kalem bunu neşrederdi. Sitesinde yayınlardı. Şimdi ne oldu? Şimdi hükümetin her bir üyesinden AK Parti'nin her bir üyesinden ayrı ses, ayrı terane. Hamza da diyor ki kasada. Hamza da kasada mı hakikaten? Bilmiyoruz. Canikli diyor ki altın falan aldık diyor. Şimdi o altınlar bilezik olarak milletin yastığının altında diyor. Erdoğan diyor ki Erdoğan üç şey söylüyor. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Bir çoktan seçmeli yapalım. Covid'le mücadele ediyor vesaire bir şeyler söylüyor. Dün de kit komisyonu başkanı üç temel gerekçe koydu. Dedi ki bir 2018 yılında dünyada başlayan kur atağına karşı biz bunu kullandık. Maşallah. iyi ki kullandın. Dolar 4.7'den 8.2'ye çıktı. Nasıl kullandıysan. Ya da diyor ki Covid-19'da mücadelede kullandık kullanmaz olsaydın Covid'le mücadele noktasında vaka sayısında şu anda Avrupa'da birinciyiz. Ya da diyor ki TL'nin itibarı ve ekonomik saldırıyla mücadele için kullandık. Kullanmaz olsaydın enflasyonda dünya birincisiyiz. Şimdi şöyle bir soruyu da sormak istiyorum. 128 milyar dolar ile ilgili olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerinden hangisi akla yatkındır. A. Yerinde duruyor. Dedi öyle. B şıkkı salgında harcadık. Öyle de dedi. C şıkkı döviz işlemleri için kullanıldı dedi. D şıkkı hiçbiri. Şimdi bu çoktan seçmeli test sorusunun cevabını 84 milyona da sorsanız 84 milyonda der ki D şıkkı. D şıkkı. Tablo bu. Biz şimdi Erdoğan'a bunu sormaya devam edeceğiz. Çünkü 128 milyar dolar Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Her beceriksizlik, her kusur ve yanlışta, her yağma ve talanda ve her fiyaskodan sonra Erdoğan şöyle diyor. Türkiye terör örgütleriyle, darbe hevesleriyle, ekonomik tetikçilerle, sosyal kargaşa çıkarma gayretleriyle mücadelede kritik bir noktaya geldi. Bitmedi bu senin kritik noktan. Her yalandan, her yağmadan, her talandan, her beceriksizlikten sonra Türkiye terörle mücadelede efendim ekonomik tetikçilerle sosyal kargaşa çıkarma gayretleriyle ilgili kritik bir mücadeleye gelmiş. Geç bunları, geç. Artık kimse bunları yemiyor. Erdoğan iftira ile, karalama ile, paranoya ile yalanla kusurlarını örtemezsin. Ancak burada da yine pek beğendiğim bir özdeyişi sizle paylaşmak istiyorum. Çok eski tarihlerde söylenmiştir. Makamı kendi mülkü bilen adaletin gırtlağına çöker. Erdoğan o makamı kendi mülkü bildiği için adaletin, yargının, savcıların, hakimlerin emniyet teşkilatının gırtlağına çöküyor. Ne yapıyor? Savcılar vinç kiralama yarışına girmiş. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni demokrasi mücadelesinde, şeffaf devlet mücadelesinde, kul hakkı, yetim hakkı mücadelesinde yıldıramazsın. Sindiremezsin, korkutamazsın. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Başakşehir'deki yalın bir üyeye kadar 6,5 pardon 11 milyon Cumhuriyet Halk Partili demokrasi mücadelesi vermeye devam edecek. Erdoğan, aklım varsa Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe teşkilatlarının önünden o vinçleri çek. O özel kuvvet polislerini çek, o savcıları çek ve insanların demokratik haklarının kullanılmasına izin ver. Şu, bakın Başakşehir'de sanıyorum, bu da Tuzla'da çekilmiş gece görüntüleri. Darbe değil ya bu, ikide bir darbe paranoyasıydı. Şimdi darbe tacirliğine soyundu. Darbe bu arkadaşlar. Darbe bu. Gecenin yarısı vinçler gelmiş, özel çevik kuvvet gelmiş, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıkları binasına tecavüz ediliyor. Devlet yoluyla, savcı yoluyla, polis yoluyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe binalarına tecavüz ediliyor, tecavüz. Bu da aynı şekilde çok net görünmüyor. İyi bakıldığında vinçler, özel kuvvet polisler görülüyor. Bu ne? Türkiye'de bir darbeci var. Türkiye'de bir darbe teşebbüsü de var. Evet. Türkiye'de bir darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan. Bir darbe teşebbüsü var. O da Türkiye demokrasisine devlet gücüyle darbe. Recep Tayyip Erdoğan demokrasiye darbe yapıyor. Papaz elbisesini çıkarmıştı. Şimdi tramvaya benzettiği demokrasi için o tramvaydan da inmiş. Demokrasi isteyen, hak, hukuk, adalet diyen, Beytülmal'in beş kuruşunun hesabını soran insanların tepesine vinçle çöken bir Erdoğan bizi ve vatanseverleri yıldıramaz. 128 milyar nerede dedildiğinde savcı Çevik kuvvet devreye giriyorsa bu suçluluğun telaşıdır bu suçluluğun paniklemesidir ama herkes bilsin Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi için direneceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erdoğan seni sandığa kadar kovalayacağız. Hiç şüphen olmasın. Değerli arkadaşlar, darbe söyledim. Erdoğan'ın demokrasiye darbe yaptığını söyledim. Yarın demokrasiye hangi yol ve mekanizmalarla darbe yaptığını da tek tek açıklayacağım. Bugün zamanı tasarruflu kullanmamız lazım. Bir de israfa değinmem lazım. İsraf Ramazan ayı başladı. ikinci gündeyiz. Allah herkesin, hepimizin tutu, tutulan oruçları, yapılan ibadetleri, duaları, hayır, hasenatı kabul etsin, makbul kılsın. Ama Ramazan'ın başlamasından hemen önce Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı'nın iki cümlesine dikkat çekmek istiyorum. 11 Nisan Pazar Sayın Erdoğan diyor ki imtihan dünyasındayız. Daha önce de söylemişti. Kimimiz yoklukla yoksullukla imtihan ediliriz diye. Erdoğan imtihan dünyasındayız diyor. 24 saat geçmeden Diyanet İşleri Başkanımız da bir fetva yayınlıyor adeta. Diyor ki yaşadığımız tüm sıkıntılarımız bir imtihan vesilesidir sabır ve şükür tavsiye ediyor beyefendi. Yaşadığımız tüm sıkıntılar bir imtihan vesilesi. Yani Erdoğan'ın bütün kusurlarını da Allah'a fatura etmektir bunun. Bunun başka karşılığı olamaz. Bütün sıkıntıları Cenab-ı Allah Türk milleti için mi istemiş, arz etmiş? Bir Diyanet işleri Başkanı yürütmenin kusurlarını, fiyaskolarını, yanlışlarını, basiretsizliğini, beceriksizliğini Cenab-ı Allah'a havale ediyor. Heyhat! Bir kere söylemiştim, bir kere daha söylüyorum. Bu ülkede Allah'tan kork denecek son kişi Diyanet İşleri Başkanıdır. Buradan söylüyorum. Allah'tan kork. Kuldan utan Allah'tan kork. Bunu niye söylüyorum? Erdoğan şöyle diyor. Millet yoklukla, açlıkla, soğanla, patatesle sınansın. Ben de Mercedesle sınanayım. İç ettiğim 128 milyar dolarla sınanayım. Millet yoklukla, Erdoğan varlıkla. Diyanet başkanımız ne yapıyor? Türkiye'de soğuk olduğu için insanların camiye gitmediği günleri bilirim ben. Cami soğuk diye. Diyanet başkanımız da Bodrum'da Diyanete yazlık saray yapıyor. 100 milyon TL'ye saray. Gerçi Erdoğan'ın 3 Mercedes'e 52 milyon TL ödemesi halinde Diyanet İşleri Başkanı'nın bunun iki katı kadar bir parayla Bodrum'da yazlık saray yapması masum görülebilir. Ama Diyanet İşleri Başkanı'na söylüyorum ki Erdoğan imtihandayız dedi diye yaşanan bütün sıkıntıları Cenab-ı Allah'ın kulunu imtihan ediyor algısıyla, yaklaşımıyla değerlendirirsen sen o görevi, o makamı bir an önce bırak milleti, bırak muhalefeti Allah'tan korkup terk etmen lazım. Üç Mercedes otomobile 52 milyon vermenin neresi imtihan? Bunun dışında e, işten çıkarılanlara verilen 47 lirayı 50 lira yapmak, günde 3 lira arttırmakla övünmenin neresi imtihan? Çiftçilerin tarım kredi kooperatifi borçlarını katlamalı faizle uzatmanın, yeniden yapılandırmanın neresi imtihan? Ben Ramazan'ı şöyle bilirim. Ramazan ayını şöyle bilirim. Ramazan ayı arınmadır. Nefsi terbiyedir. İsraftan kaçınmaktır. Dayanışmadır. Ahireti hatırlamaktır. Haramdan kaçınmaktır. Tanesi 17 milyondan 3 Mercedes alan Milleti yokluk bir imtihandır. Bu imtihandan geçeriz diyor Diyanet İşleri Başkanı da koşa koşa aman ha yaşadığımız bütün sıkıntılar bir imtihandır. Sabır ve şükredin diyor. Aç durana sabır ve şükür tavsiye eden bir Diyanet İşleri Başkanı dönüp de Erdoğan'a bu Mercedes'i kendi paranla aldıysan israf, devletin parasıyla aldıysan haram demelidir. Bunu dersen Diyanet İşleri Başkanı olursun. Evet. Bu konulara yarın biraz daha devam edeceğiz. AK Parti'den önce devleti soymanın üç modeli var idi. Şimdi AK Parti'den sonra devleti soymanın eee on bir modeli oldu. On bir. Yani 2002'den iki önce üç yolla devlet soyulurken şimdi on bir yolla on bir metotla devlet soyuluyor. Bunları da zamanımız doldu. Yarın size ve aziz milletimize açıklayacağız değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Buyurun. Hangi sefer, pardon? E, şimdi şimdi aile aile hekimlerinde, sağlık merkezlerinde randevu ile aşı işlemi başladı. Covid e, Biontech aşısı da bu kapsamda. Biontech aşısının Korunması çok zor. Eksi yetmişlerde korunuyor. Her sağlık merkezinde eksi yetmiş derecelik e, ekipman olmadığı için randevuya gelmeyenlerin aşıları eee bozuluyor. Ziyan oluyor. Kullanılamaz hale geliyor. Bazı vatandaşlar bunu duymuş sağlık merkezlerine gidip arkadaş ben burada akşama kadar oturacağım. Gelmeyen olursa o aşıyı bozulmadan bana yapın kardeşim diyor. Fakat bu konuda bize gelen bilgiler, bu sabahın köründe sağlık merkezine, aile kimliğine gelip de ya benim randevum yok ama gelmeyen olursa aşı bozulmasın, bana yap, yapın diyen vatandaş kenarda tutulurken telefon trafikleriyle birilerine aşı yapıldığını duyuyoruz. Duyuyoruz. Şu aile kimliği, şu sağlık merkezi, şu hastane demem. Ama bu da bu mübarek ayın ruh ve iklimine yakışmayacak bir haldir. Orada sabah yedi gelmiş ablamıza, kardeşimize, annemize, dayımıza, amcamıza, halamıza bu, bunu yapmak haktır. Telefon geliyor. Va, yedek aşı, Aa, bizim partiden yönetim kurulu üyemizin annesine bir yapı verelim. Olmaz. AK Parti için de olmaz, CHP için de olmaz. Kimse için olmaz. Bu sağlık. Demin söyledim. Bir doz aşının çok önemli olduğu bir süreç yaşıyoruz. Evet benden sonra da bir toplantı var herhalde. Çok başka bir şey var mı? Peki çok teşekkür. Ederim.